Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan herkese merhaba. Sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan. Türkiye ekonomisinde yaşanan sıcak gelişmeleri yorumlamak üzere karşınızdayım. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin Nisan ayı sonuçları açıklandı. Daha önce beklenti anketi adı altında yapılıyordu bu anket ve yönetim değişikliğinden sonra da ismi piyasa katılımcıları anketi olarak değiştirildi. Ancak ankette ortaya çıkan sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin söylemleriyle piyasaların önde gelen aktörlerinin, bankacıların, iktisatçıların, sanayicilerin, reel sektör temsilcilerinin düşüncelerinin örtüşmediğini, hatta iktidarın söylemlerine, ekonomi politikalarına ciddi bir güvensizliğin oluştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içerisinde AKP milletvekilleriyle bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada yeniden 2023 hedeflerini gündeme getirdi. Hatırlayacaksınız, 2011 yılındaki seçim kampanyası öncesinde AKP'nin en önemli kozlarından bir tanesi Kanal İstanbul, diğeri de 2023 vizyonu ve hedefleriydi. Burada ihracatın 500 milyar dolara çıkartılacağı, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara ulaştırılacağı, Türkiye'nin dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisi arasına gireceği vaatleri yer alıyordu. Aradan 11 yıl geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aynı vaatleri gündeme getirmesi tabii ki ciddi bir inandırıcılık sorununa yol açıyor. Çünkü ortada ağır bir ekonomik kriz tablosu var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamlarıyla resmi enflasyon %61,1 düzeyinde, üretici enflasyonu ise %114,9. Tabii bunun yanı sıra bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubunun yapmış olduğu hesaplama ise Mart ayı itibariyle yıllık enflasyonun %43'e dayandığı yönünde. Şimdi bir taraftan böyle bir tablo söz konusu ama diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda bu durumu, bu tabloyu geçici olarak nitelendiriyor ve sürekli şekilde de Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra işte küresel piyasalarda petrol, doğalgaz fiyatlarında, emtia fiyatlarında olan artışlar nedeniyle böyle bir sonucun ortaya çıktığını öne sürüyor. Bunun yanı sıra bu tablonun sadece Türkiye'de değil, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde de söz konusu olduğunu, hatta Avrupa ülkelerinde daha da vahim bir durumun yaşandığını dile getiriyor. Tabii böyle bir baktığınız zaman Avrupa ülkelerinde yıllık ortalaması %7,5'a varan enflasyon yüksek olarak nitelendiriliyor ama Türkiye'de dediğim gibi resmi enflasyon ve bağımsız araştırmacıların enflasyon rakamları arasında iki kata yaklaşan bir fark var. Biri %61, diğeri %143. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde böyle bir enflasyon rakamı söz konusu olmadığı gibi zamlardan, pahalılıktan etkilenen kesimlere de yapılan ciddi destekler söz konusu. Örneğin Türkiye'de katma değer vergisi indirimlerine rağmen fiyatlarda, temel gıda maddelerinin fiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu olamadı. Bunun yanı sıra ette, sütte, buğdayda, unda, unlu mamullerde çok ciddi fiyat artışları söz konusu ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyu sürekli gündeme taşıyor. Hatta Et ve Süt Kurumu'nun yapmış olduğu son zamları eleştirmek üzere kurumdan randevu istediğini açıkladı. Ancak kendisine bir dönüş olmadığını belirterek buna rağmen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gideceğini bürokratlarla görüşerek Türkiye'de çocukların beslenme, et ve süt ihtiyaçlarının karşılanması konusunda görüş alışverişinde bulunacağını duyurdu. Fakat gittiğinde Et ve Süt Genel Müdürlüğü önünde kapılar kendisine kapandı. Hatta tellerle bağlandı kapılar ve ana muhalefet lideri içeriye alınmadı. Et ve Süt Kurumu daha sonra yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun randevu talebinin kendilerine ulaştığını, ancak daha önce kendisine muhatabının Tarım ve Orman Bakanı olduğu yönünde geri dönüş yapıldığını, o nedenle bakanla görüşmesi gerektiğinin iletildiğini duyurdu. Tabii bu da işin bir başka boyutu. Ama asıl
Dediğim gibi Merkez Bankası'nın özellikle her ay düzenli olarak yaptığı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına baktığımız zaman iktidarın uyguladığı yeni ekonomik modelin hemen hemen anlamsız hale geldiğini, kritik ayaklarının peş peşe çöktüğünü görebiliyoruz. Örneğin ankete katılanlar ki az önce belirttiğim gibi bu anketin katılımcıları Türkiye'nin önde gelen iktisatçıları, bankacıları, reel sektör temsilcileri ve sanayicilerden oluşuyor. Yani Türkiye ekonomisinin içinde sorunları birebir yaşayan, bizzat gören kesimler bu anketi yanıtlıyor. Katılımcıların öngörülerine göre yıl sonunda enflasyonun %46'yı aşması bekleniyor. Ki Merkez Bankası daha önce Ocak ayında enflasyon raporunu açıklamıştı ve burada öngörülen yıl sonu hedefi %23,2 idi. Yani piyasa katılımcıları Merkez Bankası'nın hedeflediğinin iki katına varan bir enflasyon öngörüyorlar yıl sonu için. Bunun yanı sıra büyüme hızının gerileyeceğini %3,4'ten 3,2'ye ineceğini düşünüyorlar. Politika faizinin Nisan ayında da %14'te sabit tutulacağı ve değişmeyeceği görüşü ağırlıklı olarak yansımış anket sonuçlarına. Bir başka boyut ise yıl sonunda dolar kurunun 16 lira 85 kuruş olacağı yönünde. Dolar kurundaki ve enflasyondaki artışların gelecek 12 ayda ve 24 ayda da devam edeceği yönünde görüşler belirgin durumda piyasa katılımcıları anketinde. Tabii baktığımız zaman uygulanan ekonomik modelin bir takım hedefleri ilan edilmişti 4-5 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından. Özellikle burada kurların stabil hale getirilmesi, Türk lirasının değerlenmesi, ihracatın artırılması gibi hedefler söz konusuydu. Son açıklanan Mart ayı rakamlarına bakıldığında 3 ayda dış ticaret açığı 26 milyar doların üzerine çıktı. Dolayısıyla şöyle bir tabloyu tekrar değerlendirerek toparlayacak olursak, Merkez Bankası'nın anketinde ortaya çıkan sonuçlar bile piyasaların, piyasa katılımcılarının ve aktörlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden 2023 hedefleri söylemine dönmesine, Hazine ve Maliye Bakanı'nın enflasyonun yıl sonunda makul seviyelere ineceği şeklindeki iddiasına katılmadıklarını, hatta inanmadıklarını gösteriyor. Tablo bu. Ancak hükümetle, iktidarla ekonominin realitesini yaşayan kesimler arasında çok ciddi bir görüş ayrılığı ve uçurum olduğunu söylemek yanlış olmaz. Burada da taraflardan birisi ekonomide sanal bir dünyada yaşarken diğer taraf ekonomideki gerçeklerin endişesini yakından yaşıyor, hatta hissediyor diyebiliriz. Bir başka yayında tekrar karşınızda olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan, şimdilik hoşça kalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.